Kitaplar arasında da bugün payımıza bilimsel, psişik, polisiye bir roman düştü. 197 Gün adını taşıyan roman, daha önce Ölüm Sözlük kitabını tanıttığımız Sultan Tarlacı'ya ait. Gerçek bir cinayetten esinlenerek yazılan, öldükleri mekana hapsolan ruhların gözünden anlatılan komik, esprili, psişik, alışılmışın dışında bir polisiye cinayet romanı. Arka kapaktan romanı tanıtan cümleler şöyle. Korkunç bir cinayetle başlayan olaylar. Katilin yer yarılmış da içine saklanmış gibi ortadan kaybolması. Katili yakalamak için rekabet eden psişik ve parapsikolojik yeteneklere sahip hassas insanlar. Sıra dışı bir yöntemle cinayeti çözmeye çalışan istihbaratçılar. Cinayetin maddi delillerine odaklanmış polisler. Ve aşk-nefret çizgisinde sürekli yön değiştiren trajikomik bir aşk. Roman öncelikle ülkemizde bir dönem çok ses getiren gerçek bir cinayetle başlıyor ve ardından gerçek alan dedektifleri ve psişik dedektifler katilin peşine düşüyor. Romanda gerçek hayattan yansıyan karakterler ve kurgusal karakterler yer almasına karşın mekanlar ve kişilerin tanımlamaları bir süre sonra bir ağ gibi birbiriyle ilişkili hale geliyor ve karşınıza sinema filmi gibi kafanızda canlandırabileceğiniz bir zenginlik çıkarıyor. 197 günde karşılıklı diyaloglarla ve uzun uzun paragraflarla parapsikolojinin ne olduğu, duyular dışı algı, sezgi, hissi kablel vuku ya da geleceği önceden sezebilme gibi konulara ayrıntısıyla değiniliyor. Roman özelliği itibarıyla bir popüler bilim kitabı olmasa da bittiğinde parapsikoloji hakkında genel bir bilgi birikimini de size sağlıyor. Romanı okuduğunuzda modern parapsikolojinin falcılık ve büyücülük olmadığını, aynı zamanda bilimsel bir zemini de olabileceğini anlıyorsunuz. İnsan bilincinin bir dereceye kadar kafatası dışına uzandığını da görebiliyorsunuz ve yazar bunu hem olay örüntüsüyle hem de bilimsel bilgilerle ortaya koyuyor. Şimdi romandan bir bölüm okuyalım. 67. numarayı alacak delil, dedektifin gözlerini fal taşı gibi açtırmalıyken ince bir çizgi halinde kıstırmıştı. Bu durumun delilin basitliğiyle veya öyle bir ortamda görmeye alışkın olunan delillerden biri olmasıyla ilgisi yoktu. Haşa, o öyle bir delildi ki su olarak yaratılsa gidebileceği onca yer varken gelip ağzına kadar dolu bir bardağa düşer, suyu taşırmaya yakışırdı. Komiser profesyonelliğini ne kadar korusa da tepkisini belirtir şekilde "vay vay 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 vay" demeyi ihmal etmedi. Bu sözde acemilere uygun bir şaşkınlık aramak yanlış olurdu. Tam aksine "işte aradığım şey buradaymış" der gibiydi. Kısılmış gözlerini biraz açıp "vefa" diye seslendi. Bu sözün üzerine dışarıdan gelen siren sesleri, evin önünde toplanmış meraklı kalabalığın uğultusu ve bu vahşeti son dakika haberi olarak aktaran muhabirin konuşmalarının oluşturduğu gürültü çullandı. Ölümümün üzerinden 7 saat geçmiş olmalıydı ve her geçen saat hakkımda yapılan dedikodular bu gürültünün nakaratlarıydı. Yeniden bağırdı. "Vefa!" Gözlerini ne kadar kısıyorsa ağzını da o kadar açıyordu. Hayalime çizgi filmlerde gördüğümüz kırmızı halıya benzer, uzunca dilin üzerinde bağırdıkça sallanan kum torbası şeklinde çizilmiş küçük dil geliyordu. O şeyi bulabilmiş olmanın mutluluğuyla ağzı daha da açılıyor, elindeki delile evire çevire bakıyor, kısa süreli düşüncelere dalıyor, sonra küçük dilini kum torbası gibi sallandırarak avazı çıktığı kadar yeniden bağırıyordu. "Vefa!" Diğer polisler de onun başına toplanmaya başlamıştı. Onlar da bir onun elindekine, bir aşağı katta bu delilden haberi olmayan diğer komisere bakıyordu. Diğer komiserin ise henüz ikinci katı teşrif etme gibi bir niyeti yoktu çünkü salonun ortasında yükselen merdivenlerin hemen altında ceylan derisi koltukta oturan ve baygınlık geçiriyor taklidi yapmaya çalışan ev sahibesinin ifadesini alıyordu. "Eve saat kaçta geldiniz? Benim oğlum kimseyi öldürmez, boşuna uğraşıyorsunuz. Sadece sorduğum sorulara cevap verin. Eve geldiğinizde saat kaçtı?" "Saate bakmadım." "Bir tahminde bulunun, yani aşağı yukarı." "Bilmiyorum, akşamüstü 6-7 gibiydi." "6 mı, 7 mi?" "Tam olarak bilmediğimi söylemiştim. Tahmini bir saat istediniz, söyledim. 6 ve 7 arasında bir saatlik mesafe var. Kaçta geldiğimi bilmiyorum."
Eve geldiğinizde yanınızda kim vardı? Kızım ve öğretmeni vardı. Özel ders için mi? Evet. Kızınızın özel dersi saat kaçta başlıyor? Kesin bir saati yok. Her zaman aynı saatte başlamaz. Kaç saat sürer? 1-2 saat. 1 mi, 2 mi? 1 veya 2 saat. Öğretmenle kaç saat için anlaştınız? 2 saat. Yani eve sizinle aynı saatte geldiğine göre saat 8'de veya 9'da buradan ayrılmış olmalı. Bilmiyorum, olabilir. 2 saat için anlaştık ama bazen 1 saat sürer. Eve geldiğinizde evde kim vardı? Kimse yoktu, boştu. Eve geldikten sonra ne yaptınız? Hiçbir şey. Temizlik yaptınız mı? Hayır. Evde yoğun bir temizlik malzemesi kokusu var. Evde her gün temizlik yapılır. Siz mi yaparsınız? Hayır, hizmetçi yapar. Akşamüstleri mi yapar? Belli bir saati yok. Bugün temizlik akşamüstü yapılmış olabilir mi? Olabilir. Eve geldiğinizde evin boş olduğunu söylemiştiniz. Evet. O halde akşamüstü temizliği kim yaptı? Bilmiyorum, ben yapmadım. Ellerinize bakabilir miyim? Komiser sağ eliyle koltukta oturan ve parmaklarını birbirine geçirmiş, iki baş parmağını makara sarar gibi birbirinin çevresinde döndüren kadının ellerini işaret ediyordu. Bu işaretle birlikte dönen parmaklar bir süre durdu. Kadın komiserin isteğine anlam veremeyerek ellerinin üzerini gösterecek şekilde uzattı. Komiser elindeki kalemle kadının ellerini avucunun içi görünecek şekilde çevirdi. Parmaklarınız sudan buruşmuş gibi duruyor. Elleriniz neden uzun süre suda kaldı acaba? Ellerimi yıkamıştım ama temizlik yapmadım. Ellerinizi böyle buruşana kadar yıkar mısınız? Gerekirse. Bugün neden gerekti? Her ayrıntıyı böyle sorup duracak mısınız diye birden çıkıştı ev sahibi. El temizliği takıntım var. Ellerini önünde akan bir musluk vardı altında yıkar gibi hızlı hızlı birbirine sürtüyordu. Gözlerini açarak sinirli bir şekilde "Tuvaletten çıkınca 5-10 kez yıkamadan rahat etmem." dedi. "Bence siz burada zamanınızı boşa harcıyorsunuz." Komiser bu tavra sinirlenmişti. Dudaklarını büzdü. Burun delikleri simsiyah ve kocaman dürbün gibi açıldı. Kadının yaptığı yıkama hareketine bakarken tek kaşını kaldırdı ve dişlerinin arasından "Sadece sorduğum sorulara cevap verin." dedi. Kadın komiserin sinirini hissetmişti. Daha uysal ama kararlılığından ödün vermeyen ince bir sesle ''Beni suçluyorsunuz'' dedi. Komiser ''Size suçlamıyorum, size soru soruyorum.'' Banyoda ıslak temizlik bezleri bulundu. Evde her gün temizlik yapıldığını söylemiştim. Arkadaşlar temizlik bezlerinde kan izlerine rastlamış. Bilmiyorum, hizmetçi belki de elini kesmiş veya yaralamıştır, hiçbir şey bilmiyorum. ''Gerçi pek çok yerde kan izleri var ama'' dedi komiser. Biraz düşünceli ve kendi kendine konuşur gibi kısık bir sesle söylemişti. Bunun için olmalı ev sahibi kadın üstüne alınıp cevaplama ihtiyacı hissetmemiş ve basbayağı soru olan bu cümlenin soru cümlesi şeklinde sorulmamış olmasını cevaplamamak için bir kaçış yolu olarak kullanmıştı. ''Hizmetçinizin adresini alabilir miyiz?'' dedi komiser. ''Adresi bilmiyorum.'' Yine oldukça sert ve her hecenin üzerine basa basa söylediği bu cümlenin ardından sıkıldığını belli eder tavırla derin bir nefes alıp ''Size söyledim, oğlum cinayet işleyecek bir çocuk değildir.'' dedi. Komiser kollarını bağladı. ''Daha önce cinayet işleyecek kaç çocuk tanıdınız?'' Komiser 35 yaşlarında olmalıydı. Alnı genişti ve saçlarının bir kısmı alnına doğru iniyordu. Evin ikinci katında delil toplayan diğer polislerin giydiği bir çeşit yağmurluğa benzettiğim beyaz kıyafetlerden yoktu onda. Mavi bir gömlek, üstüne toprak rengi deri ceket, altına da kot pantolon giymişti. Yukarı kattan kendisine üçüncü defa seslenilmesine rağmen kadından gözlerini ayırmadı. Ardından bir ses daha duydu. ''Vefa, burada kanlı bir testere var.'' Komiser bu sesle birlikte galibiyetin ilanını duyar gibi olmuştu. Gülümsedi. Artık gözlerini bu bakışmadan ilk çeviren o olsa da yenilmiş sayılmayacaktı. Bu rahatlıkla yukarı sesin geldiği yere bir an baktı, sonra tekrar kadına döndü. Dilini ağzının içinde bir tur çevirip hızlıca alt dudağını yaladıktan sonra ''Buna ne dersiniz?'' dedi.
yeniden ve öncekinden daha belirgin gülümsedi. Testereyi görme isteğinin acelesi ve son delille birlikte kadına karşı kazandığı zaferin üstünlüğüyle ayak uçlarında bir kez daha yükselip topuklarını yere "bu son noktaydı" der gibi sertçe bıraktıktan sonra emir verir tavırla "sohbetimiz uzun sürecek anlaşılan, emniyette devam edelim" dedi. O ikinci kata çıkarken ev sahibi kadın ve evde o gün bulunan ama önceden hiç görmediğim birkaç kişi daha dışarıdaki gazeteci kalabalığı arasında polis arabasına bindiriliyordu. 67. delil numarasını Vefa komiser testerenin ayna gibi parlayan yüzeyinden kendi görüntüsüne dalmışken gözleri kısık dedektif kayda geçiriyordu. Gazete kağıdına sarılı kanlı testere. İkinci katta, yatak odasında, yatağın altında. Kitaplar arasındanın bu bölümünde nöroloji uzmanı Dr. Sultan Tarlacı'nın gerçek bir cinayetten esinlenerek yazılan, öldükleri mekana hapsolan ruhların gözünden anlatılan komik, esprili, psişik, alışılmışın dışında bir polisiye cinayet romanı 197 günü tanımaya çalıştık. Bir başka bölümde buluşuncaya kadar keyifli okumalar.